Çok şaşırdım. Bunu hiç beklemiyorum. Patronum bugün izin yapmama onay verdi. O asla izin vermezdi. Ama oğlu öyle değil. O çok farklı biri. Bana çok yardımcı oldu. O iyi bir çocuk. Baba, öksürüğünün ardı arkası kesilmiyor. Lütfen bir doktora görün. Belki bir sorunun vardır. Merak etme canım. Tamam. Hiç sorun yok. Merak etme canım. Sorun yok. Soğuk su içmeyi bıraktım. Yakında geçer. Anne. Şükürler olsun ki o fakir ailenin kızıyla evlenmedim. Yoksa kim bilir halimiz ne olurdu. Masraflardan iki yakamız asla bir araya gelmezdi. Ama Nimmi beni düşünüyor. Benim için milyonlar harcamaktan çekinmiyor. O sana harcamıyor. Sen onu sömürüyorsun. Bana bak. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Sen önce oğluna çeki düzen versene. İnsan olsun biraz. İnsan fakir olabilir ama kendine saygı diye bir şey var. Siz kendinize çok saygılısınız demek, öyle mi? Bu yüzden Tapki'yi zengin bir aileye verdiniz yani. Bence siz de Tapki vasıtasıyla onlardan istifade etme peşindesiniz. Haddini bil yoksa seni... Tamam canım, tamam. Ama baba... Kızım, sen onların söylediklerine bak. Hadi gidelim. Hadi gel. Yürü. Hı. Hadi gidelim. Terbiyesiz. Hadi gidelim. Gidelim. Anne, Tapki'nin kalan adetleri için gerekenleri bugün almakla iyi ettik. Şunu çöpe atayım. Hey! Senin gözün kör mü? Çöpü benim üstüme attın. Çöpün yanında oturursan tabii ki başına çöp yağar. Çiçek yağacak hali yok ya. Motosikletime bakım yapıyordum. Tapki'yi zengin bir aileye verdiniz diye kasılma böyle. Sizin ne olduğunuz çok belli. Bak ağzını topla yoksa ne seni... Ne yaparsın ha? Acı gerçek zorunuza gidiyor, öyle değil mi ha? Söyle. Ha, uzatma. Hadi. Yürü Aditi. Sen çok ahlaksızlarla konuşma. Hadi kızım, hop, gel. Hop hop teyze, bir dakika. Kim terbiyesiz? Sanki Aditi çok edepli biriymiş gibi gerçeği herkese anlatmamı ister misiniz? İyi ki zengin bir aileye kız verdiniz. Üçünüzün de çenesi iyice düşmüş. Bak haddini bil de konuş yoksa ne seni... Ne olmuş, ne yaparsın? Amca gel böyle. Sen söyle bana. Bu insanların daha düne kadar 5 kuruş paraları yoktu. Kiralık bir evde oturuyorlar. Ama bugün kızlarını çok zengin bir aileye gelin verdiler. Yalansa söyle. Bu paranın kaynağı ne o zaman ha? Divakar. Bu işler böyledir. Yeter ki iki genç kızın olsun. Sırtın yere gelmez. Öyle veya böyle. Birileri mutlaka parayı getirir. Ağzından çıkanı kulağın duysun Divakar. Önce siz iki kız kardeş kendinize çeki düzen verin. Amcacığım, görüyorsun değil mi? Dilinin bu kadar uzamasına tek sebep Tapki'dir. Tapki sayesinde hepsi parayı bulur. Çünkü o kız onlar için artık resmen bir ATM makinesi. Evet, aynen öyle. Tebrik ederim gerçekten. Damat tarafını sonuna kadar sağırsınız artık. Bana bak Aditi. Ooo, kimleri görüyorum? Şuraya bakın. Büyücü kızımız buradaymış meğer. Duruv'u büyüsüyle avucunun içine aldı o. Zavallı adam, ağzından Tapki'den başka bir laf çıkmıyor. Büyünün etkisi geçtiği zaman buna çok pişman olacak biliyorum. Bana da aynı şeyi yapmak istediler ama ucuz kurtuldum. Neyse ki bu büyücü kızın elinden kurtulmayı başarabildim. Aditi! Sus! Tek kelime daha etme. Sen bana el kaldırdın. Evet kaldırdım. Umurumda değil. Gerekirse yine kaldırırım. Sen benim kim olduğumu tamam, biliyor musun? Canım, tamam. Evet Aditi, biliyorum. Yeter. Sen işe yaramazın biri sen. Aditi sen gel lütfen. Aditi. Baba. Canım. Canım. Baba. Baba. Yardım edin. Dikkat edin. Yavaş. Dikkat. İçeri götürün onu. Dikkat edin. Yavaş. İçeri baba, götürün onu. Baba, amca gördün götürün değil mi? Yazıklar hadi olsun. Tapki hakkında nasıl öyle şeyler söylersin? Ailesini para içinde yüzdürecekmiş falan. Sende hiç utanma yok mu he? Yakıl karşımdan. Her yerde sorun çıkartıyorsun. Tansiyonu yükselmiş gibi görünüyor.
Bu yaşta çok dikkatli olması gerek. Sinirlenmek iyi gelmez. Her şey olabilir. Biz babama iyi bakarız doktor. Siz ne yapacağımızı söyleyin. Stresten olabildiğince uzak tutmaya çalışın. Sebebi ne olursa olsun onu üzüntüye sevk edecek, moralini bozacak şeyler söylemeyin. Bu ona hiç iyi gelmez. Tanrı esirgesin, kalp krizi bile geçirebilir. Pınar canım, ne oldu? Doktor ne söyledi? Tapki? Evet baba. Canım, gel böyle. Yanım otur. Canım kızım, sen benden asla bir şey saklamazsın, anlat. Doktor ne söyledi? Anlat canım. Baba, doktora göre stresten uzak durman gerekiyormuş. Bir de güzelce dinlenmen gerekiyormuş. Canım, sen mutluysan ben de mutluyum. Şükürler olsun ki çok iyi bir kocan var artık. Ve anlayışlı bir aile. Yani daha ne isterim ki ben? Bundan güzel bir şey olabilir mi? Fakat hayırdır, neden kimseye haber vermeden hem böyle çıkıp geldi? Canım, alnına sindur sürmedin mi sen? Boynunda evlilik kolyeni de göremiyorum. Ama Bihan, annen niçin Tapki'yle yaşamak zorunda olduğunu söyledi sana? Ne yapmayı düşünüyorsun? Hiç. Bugüne kadar yaptığımı. Annemi dinlemeyi. Ama Bihan, o iş oldu bitti. Durul'la evlenmesine engel oldun. Bunu sürdürmenin anlamı ne? Annem ne derse onu yapacağım. Çünkü bu ailem için en iyisi olur. Ve annemin mutluluğu için. Canım, niçin konuşmuyorsun? Sindurunla evlilik kolyen nerede? Haklısın anne, acemiliğime ver. Evliliğin adetlerine alışamadım henüz. Her şey benim için çok yeni. O yüzden hem buraya geleceğimi de bilmiyordum. Bir anda karar verdim. O yüzden aklımdan çıkmış. Çok üzgünüm anne. Abla, peki niçin yalnız geldin ki? Durul neden seni getirmedi canım? Dediğim gibi kimsenin haberi yoktu. Birden karar verdim. Ne? Doğrusu dün gece kötü bir rüya gördüm. Buraya gelip her şey yolunda mı görmek istedim. Gözlerimle görmem lazım. Bilirsiniz beni. Yoksa içim rahat etmez. O yüzden gelip göreyim dedim. Çıkarken de kimseye haber vermedim, buraya geldim hemen. Sen artık evli birisin canım. Evlilik kolyesi ve sindur evli kadınların simgesidir. Bunu asla unutma, olur mu? Hı? Varun, Tapki'yi sen bırak. Kapıya kadar git. Tamam baba, gidelim Tapki. Hayır, sen babanla ilgilen abi. Daha gidip ilaçlarını alman lazım. Ben eve giderim. Peki, tamam. Seni kapıya kadar bırakayım. Canım, ben yarın Varun'u evinize yollarım. Hala birkaç adetimiz var çünkü. Orada ol. Abla, sadece sen değil canım. Durul da kocan olarak orada yanında olmak zorunda. Tamam canım. Orada herkese iyi bak. Anlaştık mı? Ve tabii kendine de. Hadi git. Sen de baba, ilaçlarını vaktinde al. Alırım canım, hadi. Sen beni merak etme. Git kızım.